bütün bağlantılarımı devreye soktun. Elde var sıfır. Baban işi öyle bir büyütmüş ki test sizi götürdükleri hastanenin laboratuvarında yapılmıyor. Öyle bir gizlilik. Hastanede hasta kayıtlarının kimin adına yapıldığı bile belli değil. Bütün gün gölgeleri kovaladım. Ne oldu? Hiç. Koca bir sis perdesinin altında can çekişiyoruz. Anne, neden sen de benim yaptığımı yapıp son anların tadını çıkarmıyorsun ki? Aa, evet. İnternette gördüm. Dün gece karınla son anların tadını çok güzel çıkarmışsın. Baba olunca böyle eğlencelerin olamayacak tabii. Peki bu geceki planınız ne? Hı? Karını hangi gece kulübüne götürüp sarhoş etmeyi planlıyorsun? Bu gece kutlayacak bir şeyimiz yok anne. Biz kutlamamızı dün gece yaptık. Ah, şahane. Neyi kutladığınızı öğrenebilir miyim acaba? Yani karının elini bile sürmesine gerek kalmadan yok oluşumuzu kutluyor olabilir tabii ama sen... Sen neyi kutluyordun oğlum? Ben burada hayatımız için çırpınırken sen neyi kutluyordun acaba? Boşanmayı. Biz boşanıyoruz anne. Boşanamazsın. Evet, bunu söylediğime ben de inanamıyorum ama boşanamazsın. Annem yuvamı kurtarmak için çırpınıyor. Vay be, gözlerimi yaşartıyorsun anne. Boşanmak şu anda atacağın en aptalca adım. Kabahatini babanın gözüne sokmak demek bu. 3 günlük evliliğin ne tesadüfse tam da babalık testi sonucu beklerken sonlandırmayı düşüneceğine kendini şuradan denize at daha akıllıca. Sonucu almadan boşanırsan bebeğin babası benim diye bayrak sallayacaksın. Hani o testin sonucunu sonsuza kadar bekleyemeyiz, farkındasın değil mi? Hadi ama sen bilirsin bu işleri. Sonucu değiştirsen de o testi bir kere yaptırdın. Ve üzerinden de 24 saat geçti. Ne kaldı geriye? 24 saat daha mı? Hiçbir şey olmayacakmış, hiçbir şey değişmeyecekmiş. İnsanlar yüzümüze tükürmek için sıraya girmeyecekmiş gibi geçirebileceğimiz 24 saatimiz var anne. Bu kadar. Ben son ana kadar teslim olmayalım diye çırpınıyorum ama sen daha maç bitmeden havlu atıyorsun. Maç falan yok anneciğim, maç bitti. Paran babamın parasının üzerine geçmiyor işte. Elin babamın kolundan daha uzağa erişmiyor anne. Olmuyor. İlk defa. Bütün o oyunlar, tuzaklar hepsi yalan oldu. Bitti anne artık. Kabullen. Bitti. Sen neyi kabulleneceğimizin farkında mısın? Yaşarken ölmeyi kabullenmek demek bu. Ben alışığım anne. 8 yaşımdan beri. Sen de alışırsın. Sen bunu yalnız yaşadığını mı sanıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hazırlıklarımı tamamlamak. Ne hazırlığı? Ne hazırlığı diyorum sana?